Tekrardan hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Abdülkadir Bey. Ses geliyor değil mi? Ses gayet iyi geliyor. Evet, en son bu sağlıklı dönüşüm sürecinden sonraki süreci konuşuyorduk. Şimdi bu son zamanlarda bu koronayla beraber sağlık yatırımlarının, sağlık politikalarının ne kadar önemli olduğunu anladık. Yani şimdi biz millet olarak geneli itibariyle önlem alma noktasında biraz daha ne diyelim çok hassas değiliz. Yani bir şey başımıza gelmeden genelde çok hareket Kervan etmeyiz. yolda düzülür. Aynen öyle. Ama bu sağlık konusunda da belki böyle olabileceğini düşünmemizi gerektirecek bir durum olabilirdi. Ama çok şükür ki olmadı. Yani zamanında yapılmış olan çalışmaların biz bugün nimetlerini yiyoruz. Biz bugün ondan dolayı sıkıntısını yaşamıyoruz. Yani bu süreçte sizin de çok ciddi çalışmalarınız oldu. Estağfurullah. Bize yani böyle bahsetmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bu süreçte yaşadığınız sorunlardan, sıkıntılardan ya da size gelen olumlu olumsuz geri dönüşlerden ya da insani hayat hikayelerinden hem müsteşarlığınız döneminde hem vekilliğiniz döneminde var mıdır anlatmak istediğiniz böyle anılarınız, paylaşımlarınız? Ya şöyle şunu söyleyeyim. Biz bir defa bir hadise olduğu zaman lanet olsun bu hadise nereden çıktı başımıza falan diye hiç düşünmedik Allah için. Bir hadise olduğu zaman hep o hadiseye yönelik acaba hangi çözümler getirebiliriz diye bir pozisyon almaya çalıştık. Mesela bir enteresan örnekten bahsedeyim. Galiba Mayıs 2003 idi. Mayıs 2003 sabaha karşı Bingöl'de deprem olduğu bilgisini verdi arkadaşlar. Hemen giyindim, bakanlığa gittim. Biz hemen bir olay olduğu zaman kriz masası oluştururduk. Kriz masası oluşturduk. Ve sonra bir ekibi Bingöl'e doğru gönderdik. O zamana kadar bir deprem olduğu zaman, bir olağanüstü durum, afet olduğu zaman ki AFAD falan da yok o zaman, işte sivil savunma, sizin bakanlığın 112'si vesaire falan onlar devreye girer. Sağdan soldan doktorları, hemşireler falan oraya zoraki göndeririz. İşte Bingöl'de deprem olduğu zaman nereden gider? Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Adana'dan, Erzurum'dan, Tunceli'den falan doktor, hemşireyi falan apar topar gönderirsiniz. Niye? Çünkü deprem olan bölgede de onlar da bir depremzededir. Sonra baktık ki ya böyle olmayacak. Yani böyle taşıma suyla değirmen dönmez. Bingöl depreminden sonra biz daha önce Gölcük depreminde yaşamış bir milletvekilimiz vardı. Kocaeli milletvekilimiz Nevzat Doğan. İzmit Belediye Başkanlığı da yaptı 2 dönem. Onun da önerisiyle dedik ki ya biz bu şeyle ilgili bir acil durumlarla ilgili bir ekip oluşturalım. Nasıl yapalım? Çalışmaya başladık. O depremin ilk akut problemlerini çözdükten sonra işte özel bir ekip oluşturalım. İtfaiye gibi onlar şey olunca bir problem olunca depremdir, seldir, işte bir inşaat çökmesidir, olağanüstü bir durumdur. Bunlarla ilgili hızlı hareket edecek bir ekip oluşturalım diye. Ve sonra yaklaşık bir 6, 7, 8 ay sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi diye bir ekip oluştu. UMKE diye. Ve UMKE'nin ilk kuruluşu 2003'teki Mayıs'taki Bingöl depremini müteakiben yaşadığımız şeydir. Duruma göre aldığımız bir tedbirdir. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Daha önce diyelim ki bir yerde şey yaptığınız zaman, deprem olduğu zaman işte Antep'teki, Adana'daki, Mersin'deki, Diyarbakır'daki doktora, hemşireyi falan zoraki gönderirken bu sefer UMKE oluştuktan sonra, çünkü onların asıl görevi odur. Yani itfaiye nasıl çalışır? İtfaiye düdük çalar, lokalizasyonla ilgili der ki işte bahçeli evler, filanca sokak, filanca caddede şu yangın var. Anında herkes tulumunu falan giyer. Şoför oraya tulum giyen insanlar, işte birisi şoför mahalline, birisi arkaya falan. Ve sonra kaç tane ise yangının durumuna göre oraya ne yapar? Pozisyon alır değil mi? İtfaiye. UMKE'de tam böyle mantıkla çalışmaya başladı. Ve galiba o yılın sonunda
İran'ın Kum kentinde bir deprem oldu. Belki siz hatırlamazsınız. 2003'ün sonuydu galiba. Ve o depremden sonra biz İstanbul ekibini, uçağı İstanbul'dan askeriye ait bir uçakla UMKE ekibini, İstanbul ekibini oluşturduk. O zaman ilk galiba İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Adana var mıydı bilmiyorum. Böyle 5-6 vilayette UMKE ekibi var. İstanbul ekibini bir uçakla, kara kuvvetlerine ait bir uçakla Kum kentine göndermek için hazırlığı yaptık. Bu ara Kocaeli UMKE'den bana telefon geldi. Pardon, bana değil. Nevzat Doğan'a ulaşmışlar. Demişler ki niye bizi değil de İstanbul'u gönderiyorsunuz? Yani biz hazırlıklıydık. Halbuki daha önce nasıl oluyordu? Daha önce niye bizi gönderiyorsun? Filanca'yı gönder filan diyordu. Evet. Çünkü çoluğu çocuğu. Şimdi bir anda paradigmanın değişmesi oldu. Yani insanların görevi tanımlandığı zaman o zaman ne oluyor? O görev tanımı itibariyle pozisyonu sıkıntıya girmiyor. Şimdi tam böyle konuşurken diyelim ki bir telefon geldi. Israrla arıyor. Yani bir başka telefondan veya bir başka olayla ilgili benim müdahale etmemi istiyor. Ben bu yayını bırakıp oraya gidebilir miyim? Ya bak yayın var. Abdülkadir'e yazık, ayıp olacak. Bak onu, bizi izleyen birçok dostumuz var. Onlara karşı ayıp olacak falan. Hayır diyor. Yani sen onu bırakacaksın ve gideceksin falan. Halbuki şey olunca bu sefer UMKE'yi kurunca niye bizi değil de onu gönderiyorsunuz diye. Sonra Kocaeli içinde ayrı bir uçak planladık ve gittik. Gönderdik. Yani UMKE o kadar çok iş gördü ki Endonezya'da Aceh'de tsunami olur oraya gider. İşte Yunanistan'da deprem olur oraya gider. Haiti'de deprem olur oraya gider. İran'da deprem olur oraya gider. Türkiye'de işte bir bina çöker oraya gider. Van'da 2011'deki depremde hakikaten ilk sınavını, ciddi sınavını orada vermiştir UMKE. Ve orada şeyin altında serum takıldı. Yani o yıkıntının altında çıkarıncaya kadar damar yolu açıldı ki bir yandan da işte acil müdahale yapabilmek için ve orada bir takım ilaçlar uygulandı. Ve sonra o kardeşimiz yıkıntının altına çıkınca tedavisi başlanmış oldu. Yani bu kadar ciddi başarı hikayelerinin olduğu bir durumdu. Yani bununla şunu demek istiyorum. Bir pozisyon olduğu zaman nereden çıktı bu sıkıntı demiyorduk. Bu sıkıntıyı aşmanın yolu nedir diye hep düşündük. İşte 2006'daki pandemi genelgesi de böyle bir şeyin, düşüncenin eseridir. 2006'da Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ilk pandemi genelgesi yayınlandı. Ve sonra o gelişti pandemi eylem planları oldu. 2019'da önce Mart'ta bir revize edildi. Daha sonra Eylül'de tekrar revize edildi. Geçenlerde bir sol gazete, Bir Gün gazetesi şey yazmıştı. Sağlık Bakanlığı pandemiyi biliyordu. İşte pandemi hazırlık planı falan olunca. Ya şimdi el insaf şimdi pandemiyle ilgili yani pandemi çok ciddi bir risktir. Bakınız geçen BBC Türkçe'de bir röportaj okudum. Orada Frank Snowden diye salgın hastalıklar tarihi uzmanı bir bilim adamı var. Diyor ki 2008'de bir analiz yapılmış. 2008'de yeni tespit edilen 335 hastalığın büyük çoğunluğu akciğeri etkileyecek ölümcül virüsler diyor. 335 hastalık yani 2008 yılındaki bir araştırma. Bu şu anlama geliyor. Ya bu eninde sonunda böyle bir pandemiyle karşılaşacak. Çünkü 1300'lü yıllarda veba salgın olmuş, daha sonra çiçek salgın olmuş, tifüs salgın olmuş. Yani 93 Harbi'nde bizim Nuri Paşa diyorum, Enver Paşa'nın ordusu tifüsten kırılmış yani. Tifüs çok ciddi bulaşıcı bir hastalık. Veba salgınıyla karşılaşmış. İspanyol gribiyle karşılaşmış. Daha sonra tekrar veba salgını olmuş. 2003'te SARS olmuş. Yani yine koronavirüs. 2006'da kuş gribi olmuş. 2009'da domuz gribi olmuş. 2012'de MERS olmuş. Yine koronavirüsle, yani develerden bulaşan koronavirüs. 2016'da Ebola olmuş. Yani bunların her birisi pandemi riski taşıyan hastalıklar. Şimdi böyle bir sürekli kapınızı çalacak bir terörist varken siz nasıl güvenlik tedbiri almazsınız? Ondan sonra tedbir aldığınız zaman da ha demek ki bu
teröristin Biliyordunuz. geleceğini biliyordu diyorsun. Evet, yani sonuçta karanlık yoldan gidiyorsanız ayağınızın taşa takılabileceğini hesap etmeniz lazım. O halde yanınıza ne yapmanız lazım? Fener almanız lazım. Yani elektrikler bir anda söndüğü zaman elinize fener olacak. Hiç olmasa bir mum ışığı olacak ki yolunuzu bulabilirsiniz. Şimdi o sol gazete diyor ki Sağlık Bakanlığı bu koronavirüsü biliyordu. Ona göre şey yaptı. Yani bu önceden bilinebilen bir şeyse o da bir başarıdır yani. Türkiye sonuçta zihinsel hazırlık son derece önemli hakikaten. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok güzel bir geleneği var. Sayın Bakanımız da şu anda o geleneği çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Sağlık çalışanlarımız, doktorumuz, hemşiremiz, 112 personelimiz, paramediğimiz, hasta bakıcılarımız, oradaki temizlik işçilerimiz hepsi hakikaten çok bu geleneğin devamı niteliğinde çok fedakarca, cefakarca evini barkını görmeden, çoluğunu çocuğunu görmeden, uzaktan çocuklarını tıpkı sizinle görüştüğümüz gibi görüntülü görüşme sistemleriyle çocuklarının kokusunu duyamadan günlerini geçiriyorlar. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu geleneğinin çok başarılı bir şekilde bu koronavirüs sürecinde vatandaşın lehine bir uygulama şeklinde tezahür ettiğini çok rahatlıkla söylemek mümkün. Yani benim kendi akrabamdan da sağlık çalışanları var Sayın Vekilim. Yani emin olun benim yüreğim sızlıyor. Çocukları daha 2-3 yaşında eve gelemiyorlar. Bir de karı koca sağlık çalışanı. İkisi de eve gelemiyor. Çocuğun hali perişan. İşte sürekli WhatsApp'tan görüşme, sürekli böyle görüntülü görüşme. Yani Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani Amin. Amin. şu süreçte değerlerini belki daha fazlasını hak ediyorlardı ama gerçekten değerlerini bu süreçte anladık. Allah kolaylık versin hepsine. Amin. Sayın Amin. Vekilim, geçenlerde Hakan Türkçapar hocamız var, profesör, psikolog. Hı. Onunla bir Evet. söyleşimiz oldu yine Ramazan söyleşilerinde. Bir kısmını Ben yeri gel... izleyebildim. Hakan'ın bir kısmını Evet. izleyebildim. Evet, ben yeri gelmişken size ifade etmek için onun bir talebi vardı da. Şimdi biliyorsunuz siz BBC deyince aklıma geldi. BBC Türkçe'de bir video çalışması vardı, kısa video. Cerrahpaşa'da 24 saat diye. Hı. Hakan Hoca bu sürecin psikolojik boyutunu anlatırken insanlara hasta olan bir kişinin durumunu canlı birebir ağızdan izahının daha fazla etki edeceğini ifade Doğru. etti. Bu süreçte de benim şu ana kadar karşıma çıkan tek çalışma bu oldu dedi. Hı. Keşke bizim işte TRT, Anadolu Ajansı ya da diğer yerli unsurlar da bununla alakalı çalışmalar yapsın dedi. Geçenlerde TRT belgeselde seyrettim yine korona ile alakalı bir şey. Yani bu vesileyle de üzerimize kalmamış olsun. Yani size de ifade edelim. Yani bu konudaki çalışmaların psikolojik boyutta çok daha önemli tesirlerin olduğunu söyledi hocam. Şüphesiz bir bu noktada bir eleştirimi de dile getirmek isterim müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi hepimiz açıyoruz televizyonları. Koronavirüs aşağı, koronavirüs yukarı, işte vakalar, şunlar, bunlar her bir kanalda üçer dörder tane hocamız çıkıyor. Saatlerce onu konuşuyoruz, değil mi? Yani neredeyse koronavirüs dışında herhangi bir cümle kurma imkanımız yok. Yani mesela geçen TRT'de benim de yakından tanıdığım bir spiker E-Devlet'le ilgili bir yayın yaparken işte E-Devlet'in öneminden ve faydalarından bahsederken koronavirüs sürecinde uzaktan filan diye böyle bir cümle kuruyor. İşte bir spiker yayını bitirirken yani haber programı bitirirken haberler bitirirken evde kalın, hoşça kalın filan diye böyle yine koronavirüsü ima eden bir takım şeyler, ifadeler kullanıyor. Ben açıkçası bizim televizyonlarımızın da bu noktada pek de hazırlıklı yakalanmadığını görüyorum. Yani koy birkaç tane hoca, ondan sonra saatlerce öyle miydi, böyle miydi falan diye ve insanların hem psikolojisinin çok fazla olumsuz etkilendiği hem de saatlerinin sadece koronavirüs konuşulduğu bir ortam söz konusu oluyor. Halbuki elimizde farklı içerikler olsa, farklı içeriklerle insanlara farklı noktalarda işte işin psikolojisi, işin sosyolojisi, işin ekonomisi, işin farklı boyutları, evde yapılacak bir takım aktiviteler, işte evde bir ipeğin
kozasını nasıl kırma çabası, işte onu sıkıştırdığınız zaman yol bulması, işte bir an önceki köprünün yıkılması metaforundaki örnek gibi kendilerine bir çıkış yolu bulması ilgili çok ciddi bir içerik üretemediklerini de maalesef gördük televizyonlarımız. Keşke daha fazla içerik üretebilseydi, farklı farklı yayınlar yapılabilseydi ama bunların çok fazla da yapılamadığını maalesef gördük. Tabii psikolojiyi hazırlamak son derece önemli. Hep zihinsel hazırlıktan bahsediyorum. Yani zihinsel hazırlık olmadan fiziksel hazırlık olmaz. Yani neyi yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı zihninizde tam oturtmadan daha sonra o bir takım o yapacağınız şeylerin unsurları karşınıza geldiği zaman onları yapamazsınız. Yani bir şey yazmak istiyorsanız elinizde bir kalem olacak. Önünüzde de bir kağıt olacak. Elinizde kalem yok, önünüzde kağıt yok. Sen bir şeyler yazmayı düşünüyorsun. O zaman yani Allah sana o şeyi, yani bu şeydir. Elinize kalemi, önünüze de kağıdı almak fiili dua anlamına gelir. Yani kavli dua, elinizi açarsınız. Ya Rabbi bana yazma gücü lütfet dersiniz. Ama elinizde kalem, önünüzde kağıt yoksa o sizin için bir fiili dua anlamına gelmez. Onun için zihinsel hazırlık hakikaten önemli. Tabii televizyonlarımızın, medyamızın, medya mensuplarımızın, birçok meslek mensuplarının da böyle bir zihinsel sürece kendisini hazırlamalarının da çok elzem olduğunu da çok rahatlıkla söylemek, bu yaşadığımız 2 aylık izolasyon sürecinde gördüklerimizden mülhem bunu söylemem çok yanlış olmaz. Yani televizyon konusu açılmışken benim eklemek istediğim bir şey olacak. Şimdi salgının ilk başladığı günlerde çok konuyla alakasız kişilerin yorumlarını dinliyorduk. Bir gün sonradan her gün canlı yayınlara çıktı ama ilk muhtemelen yayınıydı. Profesör Mehmet Ceylan yayına bağlandı ve hem moderatörü hem oradakileri verdi, veriştirdi. Bunların bu konuyla ne alakası var? Bunları niye çıkarttınız falan. En başta dedim yani kendi kendime ne kadar antipatik birisi. Yani şimdi bu burada söylenecek laf mı dedim. Sonra bir dinledim ki kendisini ve sonraki süreçte takip ettim. Yani hiç tanımıyorduk da kendisini. Yani o doğru söylüyormuş. Oradaki konuşanların hepsi işin yani doğru tabiri kullanacaksak PR'ını bunun üzerinden bir şey yapıyorlarmış. O hoca gerçekten insanların işine yarayacak bilgileri ifade ediyordu. Biz bu süreçte de zannediyorum hem medya olarak sizin bahsettiğiniz gibi hem de millet olarak tıbbın değerini de anladık. Yani doktorların az önce bahsettik ya sağlık çalışanlarının kıymetini anladık. Ama bir yandan da yani bir hastalık varsa bunun devası da tıpta. Başka bir şey de değil. Doğru. Yani şöyle yaptık, böyle yaptık, zencefil içtik, yok işte falan. Ya tamam bunların her birinin belki bağışıklık sistemine katkısı var falan ama işin nihayetinde çözüm doktorların elinde. Ve işte o hocaları yetiştirdiği doktorlar bunlar. Bu sürecin belki de böyle bir katkısı da oldu bizlere. Ya şimdi şöyle, tabii biz mucize çözümler aramayı da Evet. çok teşne bir milletiz maalesef. Yani bir tane bir bardak zerdeçal zencefil karışımı içelim, bir anda virüs bize dokunmasın falan diye düşünen birçok vatandaşımız da var haklı olarak. Hep bu mucize çözümler peşinde olduğu için acaba o yayında bir mucize şeyi tedaviyi bulabilir miyim diye. Tabii doğru ve güzel bilgiler veren hocalarımızı tenzih ediyorum. Onlar mutlaka şüphesiz görevlerini yapıyor. Nihayetinde bir deprem olursa depremle ilgili profesörler çıkar. İşte bir bulaşıcı hastalık varsa daha çok ağırlıklı olarak enfeksiyon, epidemiyoloji, halk sağlığı, göğüs uzmanlarının sahneye çıkması tabii bir şey. Yani nihayetinde onların söz hakkının daha önde olduğunu söylememiz lazım. Çünkü toplumun doğru bilgilendirmesi de gerekiyor. Ama acaba ekonomide azalan verim teorisi diye bir teori var. Yani tarlayı sularsınız verim artar, gübrelersiniz verim artar. Sonra tekrar sularsınız, yine verim artar. Tekrar gübrelersiniz, verim artar. Ama bir nokta vardır ki o istiyap haddidir. O noktadan sonra suladığınız zaman verim düşer. Gübrelediğiniz zaman verim düşer. Yani oradaki optimum noktayı aşmışsınız demektir. Şimdi bu yayında da böyle. Yani
1, 2, 3, 5 her gün aynı şeyi konuştuğunuz zaman bu sefer kafanız karışır. Yani ada niye her gün farklı bir arkadaşımız çıkarıyor? Dün bir rektörümüz vardı. Daha önce bir başka arkadaşımız vardı. İşte AFAD Başkanı vardı. Kızılay'dan bir yetkili vardı vesaire vesaire. Şimdi niye bugün ben varım? Yarın da beni çıkarsanız, öbür gün de beni çıkarsanız bu belki benim için hoş bir şey olabilir. Yani sonuçta bir kitleye hitap ediyoruz. Ama acaba o kitle beni mi istiyor yoksa farklı bir şey mi istiyor? Bir bilim adamını veyahut da olayı bizzat yaşamış bir bireyi mi istiyor? Yani onun tecrübesini mi yaşamak istiyor? Onun için farklılık ve çeşit çok önemlidir ama kafa karıştırmamak da çok önemlidir. Yine doğru ve güzel bilgiler verenleri tenzih ediyorum. Yani orada benim de birçok tanıdığım, dostum, arkadaşım var. Onlar da güzel bilgiler veriyor ama her gün her gün aynı bilgileri defalarca tekrar 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 verdiğiniz zaman bu sefer o bağışıklık sistemini bir başka açıdan rahatsız edebiliyor. Onun için bizim hem çeşitlendirmemiz gerekiyor hem de bu işlerle ilgili mucize çözümler peşinde koşmak yerine doğru çözümler peşinde koşmamız gerekiyor. Yani elinizi günde bir defa sabunladığınız zaman sizi bir defa korur. Ama tekrardan temasınız oluyorsa tekrar sabunlayacaksınız. İşte bağışıklık sistemi güçlendirmek için zerdeçal, zencefil onları almanın bir şeyi vardır, faydası vardır. Yani ama sadece onu bir defa içtiğiniz zaman bir yudum zencefil, bir yudum zerdeçal içtiğiniz zaman sizi ila nihaya bu işi koruyacak derseniz o zaman o şeye tıbbın değil büyücülüğün alanına girer. Yani size bir tane mucize çözüm. Böyle bir mucize çözüm yok. Yani bir telefonunuzu bile şarj ederken takıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 3-4 saat bekliyorsunuz değil mi? Yani taktığınız 5 dakika sonra alıyor musunuz? Hayır. 5 dakika sonra bakıyorsunuz. %10'sa şeyi ha demek ki yeterince şarj olmamış diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bağışıklık sistemi de böyle. Yani onun için bağışıklık sistemi için de düzenli spor yapacaksınız. Düzenli besleneceksiniz. Uykunuzu düzenli hale getireceksiniz. Hayatınızı düzenli hale getireceksiniz. Yani bütün bunlar sonuçta sizin bağışıklık sistemini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler. O yüzden süreç yönetimi birey için de son derece önemli. Yani ülkeler için de süreç yönetimi çok iyi. Olayın sosyal, ekonomik, psikolojik, toplumsal yönleri, güvenlik boyutu, işte Cumhurbaşkanımız ne diyor? Biyo güvenlik diyor, gıda güvenliği diyor, siber güvenlik diyor. Şimdi bu üç güvenliğin üçü de çok çok önemli değil mi? Siz gıda güvenliğini sağlar, siber güvenliği sağlamazsanız o zaman mutfağınızda yiyecek ekmeğiniz olur ama daha sonra bankanızda siber güvenlik tedbiri almamışsanız mevduatınız bir anda sıfırlanabilir. Onun için bu hayatı bir bütün olarak görüp o bütünün parçalarını ayrı ayrı ve uygun şartlarda yerine getirmeniz lazım. Emin dinleyicilerimizden de gelen bir soruydu. Siz de kısmen Buyurun. değinmiş oldunuz. Şimdi bilhassa şu son yıllarda bizim savunma sanayine yönelik çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bununla belki beraber yürütülebilecek şekilde eş güdüm içerisinde bir milli ilaç, yerli ilaç sektörüne yönelik de ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. İşte başta Evet. ilaç ve Eczacılar Kurumu'nun koordinatörlüğünde işte yerli firmalarımızca yürütülen çalışmalar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şu an ne boyutta? Açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. Artık önümüzdeki dönem ülkelerin kendi ihtiyacı olan ilacı, aşıyı, tıbbi cihazı mümkün olduğunca kendisinin üretmesinin gerektiğine dair bir anlayışın daha giderek artacağını söyleyebilirim. Bakınız İspanya solunum cihazını Çin'den istedi, aldı. Maske, koruyucu ekipman yani üzerine giydiği basit malzemeleri bile ülkelerin bulamadığını gördük. Yani İtalya Avrupa Birliği'nden yardım talep etti, alamadı. Çin de tedarik zincirinin tek şey olduğu için tedarikçisi olduğu için oradaki üretim durunca bütün dünyada adeta ya bir cerrahi maskeden ne olur dediğiniz zaman ki şu anda biliyorsunuz maksimum 1 liraya satılabilen bir şey malzemedir. Yani o koruyucu maske.
Onu bile ülkelerin kendisi üretemeyince o mekanizma, yani zihinsel ve fiziksel hazırlığı yeterince yerine getirememiş oluyor. Önümüzdeki dönemde ülkelerin kendi ihtiyaçları olan ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi stratejik ürünleri daha çok üretmeye yöneleceği kanaatindeyim. Türkiye'de de bu noktada çok ciddi çabaların olduğunu biliyoruz. Yani bakın, endüstri meslek liselerinde maske, koruyucu ekipman, müthiş işler yapıldı gerçekten endüstri meslek lisesi. Buradan Milli Eğitim Bakanımızı, özellikle Bakan Yardımcımız Mahmut Bey'i, endüstri meslek liseleriyle ilgili genel müdürümüzü gönülden kutluyorum. Yine Bayraktar, Aselsan, Arçelik ortak ventilatör üretimi yaptı. Yani neredeyse son 30-40 yılda yapamadığımız ventilatörü 30-40 günde bu konsorsiyum yaptı. Makine kimya endüstrisi ventilatör üretmeye başladı. Yani bir anda başka bir ülkeden alamadığınız kendi ihtiyacınız olan şeyi kendi imkanlarınızla zorlayarak, aynen o köprü yıkılınca kendinize bir yol bulmanız gibi bir yöntemle üretime gidebiliyorsunuz. Türkiye'de bu noktada çok ciddi ölçüde yerli ve milli ilaçlı tıbbi cihazı üretme noktasında ağırlıklı bir çabanın içerisine girecektir. Biz de Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak şimdiye kadar 60 küsür tane toplantı yaptık. O 60 küsür toplantının yaklaşık 10 tanesi falan şeydir. Yerli ve milli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi ile ilgili konulardır. Gerçekten hem ilgili kurumları temsilcilerini çağırarak bu toplantılar yaptık. Hatta yine Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yenilikler Kurulu'yla da beraber ortak toplantı yaptık. TÜBİTAK Başkanı aynı zamanda biliyorsunuz o kurulda başkanı Hasan Mandal hocamız. Birlikte beraber adımlar attık. Şimdi de beraber adımlar atıyoruz. Ben aynı zamanda bir vakıf başkanıyım. İvek Vakfı başkanıyım. İlaç ve Sağlık Teknolojileri Vakfı. Bizim İlaç ve Sağlık Teknolojileri Vakfı olarak, İvek Vakfı olarak da önceliklerimiz arasında yerli ve milli ilaç, tıbbi cihaz üretimi de en önemli amaçlarımız arasında. Bu arada enteresan tevafuk. Bugün İvek Vakfımızın kuruluşun 4. yılı. 4 yıl önce, tam 4 yıl önce 12 Mayıs'ta kurulmuştuk. Buradan şayet izleyenler varsa İvek Vakfı'nın fedakar mensuplarını da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok önemli üyelerimiz var. Onlar her birisi ayrı ayrı bir değer üreten arkadaşlarımız. Onları da buradan muhabbette selamlıyorum. İvek olarak da biz en son belki de Türkiye'de yapılan en kapsamlı kongre bizim kongremizdi. Hatırlar mısınız? 5-7 Mart'ta Fuat Oktay Bey, Fahrettin Koca Bey, Aile ve Çalışma Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, onlar da katıldılar. Ve ilk tokalaşmama bizim şeyimize başladı. Yani Cumhurbaşkanımız bir gün önce Cuma namazından sonra dedi ki artık tokalaşmayalım. Ertesi günde Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız tokalaşmamayı Türkiye gündemine ilk bizim kongremize, Biyoteknoloji, Biyotürkiye 2020 kongresinde kamuoyuna duyurmuştu. Orada da biyoteknoloji alanında Türkiye'nin neler yapabileceğine dair çok güzel, verimli toplantılar yaptık. İnşallah Türkiye'nin önü bu çerçevede açık. Yeter ki biz kendimize güvenelim. Bir şeyler yapabileceğimize inanalım. Bunu ilk biliyorsunuz Turgut Özal merhum bu ülkeye kazandırmış. Yani biz bize yeterizin ilk başlangıcı oydu. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 18 yılda bunu çok ileriye götürdü ve nitekim Endüstri Meslek Lisesi'nin, Bayraktar, Arçelik, Aselsan Konsorsiyumu'nun, Makine Kimya Endüstrisi'nin, irili ufaklı pek çok sektör temsilcilerinin İlaç, tıbbi cihaz, aşı çalışmaları, bütün bunlar hep o açılan yoldaki çabaların güzel sonuçlardır. İnşallah onların meyvelerini de çok kısa bir zaman içerisinde almayı umut ediyorum ve alacağımıza da inanıyorum. Bu vesileyle vakfınızın kuruluş yıl dönümünü biz de kutlayalım. Hayırlı Sağ olun.
bahsettiniz, politika kurulları. Bu açıkçası çok kamuoyunda da, yani yeni bir şey olduğundan dolayı çok kamuoyunda da yakinen bilinmiyor. Yani politika kurulları nasıl çalışıyor, ne yapıyor, somut olarak icraî açıdan değil de danışma kurulları olarak faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Yani bize sizin kurulunuzun şahsında, yani elbette farklı kurullar da var da, yani yaptığınız çalışmalardan, yürüttüğünüz projelerden, çalışma sisteminden de kısaca bahsederseniz bu konuda da bilgilenmek isteriz. Şimdi yeni dönemin şeyi şu. Yeni dönemin yönetim modeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biliyorsunuz Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığı birleşti ve Cumhurbaşkanlığımız bir kabine oluşturuyor. Üç ayrı şey var yönetiminde dal var. Bir tanesi kabine. Bakanlarımızdan oluşuyor. Onlar icra fonksiyonu görüyor. Bir tanesi kurullar. 9 ayrı kurul var. Ekonomi kurulu var, sağlık, gıda politikaları kurulu var. Şimdi en son biliyorsunuz 3 hafta kadar önce Cumhurbaşkanımız ilan etti. Sağlık ve gıda birbirinden ayrılıyor. Sağlık ve sosyal politikalar bir kurul oluyor. Gıda ve tarım ayrı bir kurul oluyor. Yine 9 tane kurul var, politika kurulları. Bir de ofisler var. İşte iletişim ofisi var. Dijital ofis var, finans ofisi var, yatırım ofisi var, bu ofisler var. Şimdi her birisinin ayrı görev var. Bizim politika kurullarının görevi bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çok açık ve sarih bir şekilde ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımıza işte sağlık ve gıda politikaları ile ilgili konularda çalışmalar yapmak ve Cumhurbaşkanımıza o raporları takdim etmek. Şimdi politika kurulları niye çok fazla yaptığı şeylerden kamuoyu çok fazla haberdar olmuyor? Aslında en fazla haberdar olan kurullardan birisi Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. Hakikaten çok aktifte çalışıyoruz. Başkan vekilimiz Sayın Serkan Topaloğlu. Bizim 9 tane üyemiz var. İçinde eczacı, diş hekimi, tıp doktoru, işte mikrobiyolog, gıda mühendisi var. Tabii onların bir kısmı şimdi ayrılacak gıda ve tarım ayrılacağı için. Şimdi her hafta toplanıyoruz, gündemli toplanıyoruz, belli konuları ele alıyoruz. Mesela aşıyı çalıştık, medya ve basın sağlık ilişkisini çalıştık. Bunlarla ilgili raporlar verdik. Tarımla ilgili çok çalışmalarımız oldu. Biyoteknoloji ile ilgili, ilaç ve tıbbi teknoloji yerli ve milli üretimle ilgili çalışmalarımız oldu. Farklı kurullarla beraber ortak çalışmalarımız oldu. Onları biz kamuoyuna açıklamıyoruz. Direkt bizim başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza o raporları takdim ediyor ve o takdir ederse ilgili kurumlara talimatlandırarak o bizim politik önerilerimizi hayata geçiriyor. Böyle hayata geçen birçok önerimiz de oldu. Ama o önerilerimizi biz açıklamıyoruz. Çünkü basına değil de biz Cumhurbaşkanımıza karşı sorumlu olduğumuz için o konuyu oraya aktarıyoruz. Tabii zaman içerisinde yeni oluşan kurumlar, kurulların çalışmaları hepsi bir şeydir tabii, tecrübeden geçiyor. Biz henüz 1,5 yıldır kurulmuş ve çalışan bir kurumsal yapıyız. Kurumsal yapının oturması ve belli bir sistematiğe dayalı çalışmalar yapması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ama giderek tecrübe kazanan ve güzel çalışmalar yapan, güzel konuları bulup ilgili uzmanlarıyla çok detaylı çalışmaları ilgili kurum temsilcileriyle görüşüp daha sonra Cumhurbaşkanımıza bilgi notu şeklinde arz etme şeklinde bir çalışmamız söz konusu. Yani politika kurullarının çok işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Pek çok alanda pek çok faaliyetler yapıyor. İşte kültür ve sanat politikaları ayrı çalışıyor, ekonomi ayrı çalışıyor, sosyal politikalar ayrı konularla ilgili çalışıyor ve verimli çalışmalar yaptığında ben açıkçası görüyorum ve biliyorum. Allah çalışmalarınızda Sağ olun. kolaylıklar ver diliyoruz. Sayın Vekilim, yayınımıza teşrif ettiğinizden dolayı sizlere çok Estağfurullah. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizi ediyorum. bu saatte can kulağıyla dinleyen tüm takipçilerimize de yine çok Çok teşekkürlerimizi sayıda sunuyoruz. aşağıda yorumlar falan da olduğunu görüyorum. Mesela Piktes, şimdi kızım getirdi. Piktes, Evet. nedir Piktes?
Şimdi yoğun olarak arkadaşlardan da bu konuda talep var. İlk testçi arkadaşlarımızı bu süreçten sonra ben de öğrenmiş oldum. Suriyeli öğrencilere biliyorsunuz Türk eğitim sistemine kazandırılmasına dair bir Avrupa Birliği projesi FİKTES. O çalışmada görev yapan öğretmenlerimiz var. Birkaç yayınımızdan sonra Ne böyle istiyorlar? onların bir kadro talebi var anladığımız kadarıyla. Kendileri bu Avrupa Birliği projesi kapsamında çalışma yürütüyor. Suriyeli çocuklara Türkçe öğretiyorlar. Bu AB projesinin işte süreci devam ediyor ama onlar kadrolu olarak anladığım kadarıyla çalışma talepleri var. Ya şimdi şöyle kadro talebi tabii sağlıkta da çok fazla kadro talebinde bulunan arkadaşlarımız oluyor. Zaman zaman da çıktığımız her yayında işte sağlık yönetimine kadro talebi oluyor. Atanamayan bir takım arkadaşlar atanma talebinde bulunuyor. Atananlar kadro talebinde bulunuyor. Sözleşmeliler kalıcı kadroya geçmek istiyorlar. Tabii her birisi kendi açısından esasında haklı ama şunu söylemem lazım. Yani devletimiz hakikaten güçlendikçe o arkadaşlarımızın kadro taleplerini de yerine getiriyor. Nihayetinde devletin bir planlaması ve onlar için ayırdığı bütçelemesi var. İlgili kurumlarımız, bakanlıklarımız yeri geldikçe bu konularla ilgili adımlar atacaktır. Bakınız bu süreçte mesela koronavirüs sürecinde sağlık kadrolarına çok ciddi bir atama oldu. Niye? Çünkü sağlıkla ilgili çok şeyler, ihtiyaçlar ön plana çıktı. Yine eğitimle ilgili ciddi bir kadro ataması oldu. Yani ihtiyaç devletin en temel görevi Abdülkadir Bey, imkanlarla ihtiyaçları buluşturmaktır. Yani şunu imkan olarak görün, bunu da ihtiyaç olarak görün. Şimdi bunu şöyle yaparsanız ihtiyacın %50'si karşılarsınız. Ama imkanlara ihtiyaçlar böyle olursa imkanlar ihtiyaçların %10'unu karşılar. Ama devletin görevi imkanın arttırılması, ihtiyacı da buna göre karşılaması. Yani şu en ideal çözümdür. Dolayısıyla bu çerçevede de bu arkadaşlarımızın talebi de inşallah doğa yerine geçer. Şeydir, Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliklerinden birisi merhamettir. Yani mağdurun, mazlumun daima yanındadır. İhtiyaç sahibinin daima yanındadır. Benim gördüğüm içimizdeki o yaklaşık 4 milyon Suriyeli kardeşimize de yaklaşık 8-9 yıldır ev sahipliği yapan kardeşler olarak şunu söyleyebilirim. Dünyanın sosyal anlamdaki en güçlü devleti Türkiye'dir. Bak bunu üstüne basa basa söylüyorum. Hakikaten sosyal adalet ve sosyal devlet özelliği en güçlü ülke Türkiye'dir. Bizim ülkemizde yıllardır Suriyeli kardeşlerimiz, bizim misafirimiz, beraberce onlarla kardeş kardeş yaşıyoruz. Olmadı. Şimdi 57 tane ülkeye de tıbbi cihaz ve malzeme yardımı yaptık. Yani Amerika'sından Çin'ine kadar, İspanya'sından İtalya'sına kadar, İngiltere'sine kadar, yani ülkelerin dışişleri bakanları bizim o yardım, Koca Yusuf uçağının kapısında bekliyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu gerçekten bu ülkede yaşamanın ne kadar önemli ve ne kadar değerli bir şey olduğunu da gösteren çok önemli bir işarettir. Yani ülkemizin kıymetini bilelim. O kardeşlerimizle, yani bizden talepte bulunan kardeşlerimizle, benim de gözücüyle gözüme takıldı, o yüzden gündeme getirdim. Kızım da şimdi yazıp önüme getirdi. Yani ülkemize hem bugününe hem geleceğine güvensinler. Bu bayrak, bu toprak, bu ezan inşallah hiç susmasın. Toprağımız, bayrağımız, devletimiz inşallah ilelebet hep güçlü olsun. Hep güçlü liderler inşallah ülkemizi yönetsin. Bugün hakikaten Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle hakikaten çok öne çıkan bir ülke konumundayız. Onlar da ülkemize güvensinler. İnşallah onlar, Allah onların gönlüne göre versin diye bir Ramazan duasıyla cümlelerimi tamamlamış olayım. Çok Allah teşekkür razı ediyorum. olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Siz son konuşmanızda söylediniz. Biz de bu ülkemizin yapmış olduğu yardımlarla ilgili öncelikle
Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran'la bir yayın yaptık. Çok güzel oldu. Yine bu ülkemizdeki Suriyelilerle yönelik Murat Erdoğan var, profesör, Türk-Alman Evet. Üniversitesi'nde. Bu konulara Evet. da hakikaten çok ben de ilk defa tanıdım. Yani öyle profesörlerimiz olduğundan dolayı açıkçası övünç duyuyorum. Onunla bu konuyu ele almıştık. Ramazan söyleşileri de devam ediyor Sayın Vekilim. İzninizle ben yarınki programımızda ilan Tabii. edeyim bu vesileyle. Tabii. Yarın Tabii. Savaş Parkçın hocamız, dün sizin Aa, misafiriniz olan ne hocamız, güzel. yarın bizim Ne güzel. misafirimiz olacak. Harika. Kendisiyle biz ve kimliğimiz konusunu ele alacağız nasip Çok güzel. olursa. Ramazan söyleşileri her gün saat 22'de Ankara Düşünce Atölyesi'nin Instagram hesabında devam ediyor olacak. Sizlere tekrar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyoruz Ben inşallah. teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkesin bayramını gönülden kutluyorum. İnşallah bayrama sıkıntılarımızdan daha da arınmış bir şekilde ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Size çok teşekkür ediyorum Abdülkadir kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı geceler dileriz. Sağ ol, iyi geceler.